Şehadu en la ilahe illallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve meşayihina el-kâfe ve ilâ ruhina ve hâsa ve ilâ ruhi şeyhina ve kıbleti kulubina ve muallimina ma lem na'lem el-hâc ve hamdülillahi fî kulli zâsiruhu el-fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. 35. soru. Kira gelirlerimin zekatını nasıl hesaplamalıyım? Şimdi öncelikle tek bir soru, tek bir cevaptan zekat mevzusunu öğrenemezsiniz. Zekat bahsi teferruatlı iş. Daha önce ders yaptık, anlattık biliyorsunuz. O dersin dinlenmesini, çalışılmasını ısrarla tavsiye ederim. Onu koyduk kenara. Kira gelirlerimin zekatını nasıl hesaplamalıyım? Burada metin okuyacağım size. Ama insanlar şöyle düşünüyorlar. Efendim, diyelim ki kira 1.000 lira. Kira 1.000 lira. İşte 12 ayda 12.000 lira kira toplanıyor. 12 ayda ben toplamda 12.000 lira kira alıyorum. Bunu 40'a böleyim, 40'ta birini kiranın zekatı olarak vermem. Bunu 40'a böleyim, 40'ta birini kiranın zekatı olarak vereyim. Bu düşünce doğru değil. Bununla bir alakası yok. Genel olarak şöyle söyleyeyim size. İnsanın zekat zamanı belli olur. Herkesin bir zekat günü vardır. Şöyle düşünün. Mesela bugün İzmir için yatsı ezanı 22.03. Değil mi arkadaşlar? İzmir için böyle. Ama Manisa için böyle değildir. Git Balıkesir için böyle değildir. Hatta ilçelerde bile yeri gelir ne yapar? Değişir. Türkiye'nin ortası başkadır, Türkiye'nin öbür ucu başkadır. Buradan geç Yunanistan'a başkadır, oradan geç İran'a, Irak'a nedir? Başkadır. Afganistan, Pakistan nedir? Başkadır. Oradan geç Macaristan falan filan nedir? Başkadır. Yani burada 22.03 yatsı vakti diye dünyanın her yerinde yatsı vakti 22.03 değildir. Her yerin kendine göre nesi vardır? Bir yatsı vakti vardır. Aynı bunun gibi her şahsın, her bireyin kendine göre bir zekat zamanı vardır. Yani benim zekat zamanım 22.03'tür, seninki 22.04'tür, seninki 23.15'tir, seninki 18.49'dur. Herkesin nesi vardır? Bir zekat günü vardır. Zekatta kritik nokta, püf nokta, en önemli şey bu zekat günüdür. Bu zekat günü net belli olursa, mesela diyelim ki siz bana dediniz ki hocam ben yatsı namazı kıldım, yatsı namazı oldu mu olmadı mı? Bilmem. Bilebilmem için senin bulunduğun yerde yatsı kaçta okunuyor? Sen de namazı kaçta kıldın? Bunu ne yapmam lazım? Bilmem lazım. Bana dedin ki hocam ben işte 21.45'te yatsı namazı kıldım. Oldu mu olmadı mı? Oldu mu? Niye? Adam belki Erzurum'da. Adam belki Erzurum'da. Senin bulunduğun yerde yatsı ezanı kaçta okunuyor? Benim onu bilmem lazım. Onu bilmediğim müddetçe ben sana net cevap ne yapamam? Veremem. Sana söyleyebileceğim şu arkadaşım yatsı vakti geldiyse namazın oldu. Yatsı vakti gelmediyse namazın olmadı. Bunu söyleyebilirim sana. Benim sana net olarak oldu veya olmadı diyebilmem için neyi bilmem lazım? Dakikası dakikasına ne yapmam lazım? Bilmem lazım 22.03. Sen 22.02'de namazı kıldıysan namaz ne yapmadı? Olmadı kardeşim. Sen 22.02 iftida tekbirini aldın. Senin namazın ne yapmadı? Olmadı. Bir dakika bak. Senin namazın ne yapmadı?
olmadı. Benim sana oldu veya olmadı diye net konuşabilmem için ne yapmam lazım? Benim oradaki yatsı vakti ne zaman giriyor net bilmem lazım. Bilmediğim müddetçe ben net cevap ne yapamam? Veremem. Şimdi sen bana zekatla alakalı ne sorarsan sor, bana bu dakikayı, saati yani bu tarihi vermezsen ben sana net cevap ne yapamam? Veremem. Zekattaki en kritik nokta budur. Bunları anlattık, nasıl tespit edilir, ne olur? O derslere bakın, dinleyin. Şimdi burada da efendim 12 ayın zekatı toplayalım, 12 ayda şu kadar, 12 ayda kiralardan 40 bin lira para geldi. Efendim 40 bin liranın 40'ta biri 1000 lira, 1000 liraya vereyim zekat. Hayır, böyle değildir. Burada önemli olan senin zekat günündür. Zekat gününde cebinde, kasanda, kesende ne varsa 40'ta birini verirsin. Ölçüt budur. Zekat günün senin neyse, senenin içinde senin zekat günün ne ise o günde, diyelim ki misal olarak söyleyelim, senin zekat günün efendim şimdi neredeyiz? Neredeyiz arkadaşlar şimdi? On üç zilkade. Benim zekat günüm 13 zilkade, tamam mı? Benim zekat günüm ne? 13 zilkade. Dün para kazandım, 100 bin lira para geldi. 12 zilkade de 100 bin lira para geldi. Dün kazandım da Allah Allah. Bugün oldu 13 zilkade. 13 zilkade de benim zekat günüm. O 100 bin liranın zekatını ne yaparım? Veririm. Önemli olan bugün. Bugün benim kasamda, kesemde ne varsa ben onun zekatını ne yapacağım? Vereceğim. Peki öbür çeşit söyleyelim. Dün cebimde 100 bin lira vardı. Bir şey oldu, harcadım ben 100 bin lirayı. Gittim arsa aldım kendime. Beğendim bir yerde arsa, alayım kenarda dursun dedim. O 100 bin liranın zekatını ne yapmayacağım ben? Vermeyeceğim. Niye? Çünkü 12 zilkadede vardı. 13 zilkadede benim cebimde, kasamda, kesemde o 100 bin lira yok. Bak dün vardı, fark etmez dün. Dün hiçbir şey fark etmez. Hiçbir şey. Varı da fark etmez, yoğu da fark etmez. Önemli olan ne? Bugün. Bunu anladınız mı? Şimdi kirayı da böyle düşünün. Sene boyunca kira geldi. Fark etmez yani, o gelen gidiyor, kullanıyorsun, harcıyorsun. Ya kiradan gelmiş, dükkandan gelmiş, anandan babandan miras kalmış, birisi hediye etmiş, ticaret yapmışsın, yolda. Yani ne olduğu fark etmez, nereden geldiği fark etmez, tamam mı bu hususta? Ya önemli olan senin zekat gününde, kasanda, kesende ne var? Onun 40'ta birini zekat olarak ne yaparsın? Verirsin. Şimdi kiradan gelen maldan da zekat gününde, kasanda bir şey kaldıysa zekat olarak ne yaparsın? Verirsin. Nereden gelmiş olduğu, kiradan gelip gelmediği ne yapmaz? Fark etmez. Yani bu sorunun aslı ne var arkadaşlar? Mevzular bilinmediği için böyle bir soru sormak ihtiyacı hissediyor insan. Şimdi soru. Kira gelirimin zekatını nasıl hesaplamalıyım? Onun için arkadaşlar, yani bu hani nisap günü dedim ya, o gün çok önemlidir arkadaşlar. Bugün eğer zekatla mükellefseniz, yani yatırım birikiminiz varsa, takriben 96 gram altınlık paranız, pulunuz, altınız, ticari malınız varsa bugününü iyi tespit etmeye çalışın. Eğer fakirseniz, İslam'a göre şer'an fakirseniz bu mevzuları öğrenin, takip edin kendinizi. Mal varlığı sahip olduğunuz günü kaydedin. Cevap, kira gelirleri olan kişi her yıl zekat veren biri ise onun zekat hesaplaması ilk nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçtiği tarihtir. Ne dedim şimdi ben mesela 13 zilkade, günü neyse o bitti o kadar. Bu kişi o tarihte elinde bulunan para ve sair zekata tabi malların zekatını hesap eder ve ödemesini yapar. Arkadaşlar dinde hükümler halk için, halk bizim için, dinde hükümler fıkıh kitaplarında geçendir. Bizim dinden mükellef olduğumuz halktan bahsediyorum, ulemadan bahsetmiyorum. Bizim gibi halk için dinin hükümleri nedir arkadaşlar? Söyleyin, fıkıh kitaplarında geçen şeylerdir. Biz dinimizi nasıl yaşamakla mükellefiz? Açarız, bakarız, fıkıh kitapları bu iş böyle yapılır der, biz öyle yaparız. Bu iş caizdir der, caizdir. Bu iş farzdır der, farzdır. Bu iş haramdır der, haramdır. Biz dinimizi nereden öğreniriz? Söyleyin. Fıkıh kitaplarından öğreniriz. Bizim için delil nedir? Fıkıh kitaplarıdır. Kur'an-ı Kerim delildir. Hadis-i şerifler delildir. O ulemaya, müçtehitlere delildir. Kur'an-ı Kerim kim için delildir? Müçtehitler için delildir. Yani alim derken de müçtehitler için, onlara delildir. Hadis-i şerifler delildir. Kime delildir? Müçtehitlere delildir. Müçtehitlerin altındakiler, hele biz zaten yerlerde sunuyoruz. Bizim gibiler için arkadaşlar, din hükümleri nedir? Nedir? Fıkıh kitaplarında geçen şeylerdir. Biz dinimizi aklımıza, mantığımıza göre tespit
etmeyiz. Annemizden, babamızdan, dedemizden, ninemizden, konumuzdan, komşumuzdan gördüğümüz gibi dinimizi tespit etmeyiz. Açarız, bakarız fıkıh kitaplarına. Fıkıh kitapları ne diyorsa din odur. Yapılması gereken şeyler burada yazan şeylerdir. Yapılmaması gereken şeyler burada yazan şeylerdir. Efendim ama bu adam şimdi bir sene boyunca 40 bin lira işte kira topladı. Efendim bunun 1000 lira zekat vermeyecek mi? Bununla bir alakası yok kardeşim. Ben sene boyunca kalktım 10 milyon lira mal kazandım. 10 milyon liralık ticaret yaptım ben. 10 milyonumun zekatını mı vereceğim? Hayır. Benim zekat zamanım 13 zilkadeydi. 13 zilkadeyde ne varsa cebimde ben bütün senenin cirosunun zekatını vermeyeceğim. Bütün sene girdi çıktıların zekatını ne yapmayacağım? Vermeyeceğim. Zekat günüm geldiği zaman elimde hasılda ne varsa onun zekatını vereceğim. Kira gelirleri olan kişi her yıl zekat veren biri ise onun zekat hesaplaması ilk nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçtiği tarihtir. Bu kişi o tarihte elinde bulunan para ve sair zekata tabi malların zekatını hesap eder. Bak ne dedim size? Uçtan misal verdim. Yani 13 zilkade benim zekat günüm. 12 zilkade de ben ticaret yaptım. Yüklü miktarda kar ettim. 100 bin lira para kazandım. Dün kazandım. Bugün onun zekatını ne yapacağım? Vereceğim. Hocam bir sene geçmedi. Yahu her paradan bir sene geçmeyecek. Kim dedi sana her paradan? Hocam öyle diyorlar. Diyorlarla olmaz. Kahvedeki Ahmet amcanın demesiyle olmaz bu iş. Gazetecinin konuşmasıyla olmaz. Hocam bizim komşular böyle dedi. Dedem böyle diyor. Senin dedenle mi oluyor bu din? Sene senden geçecek. Sene kimden geçecek? Senden. Ben zengin oldum İslam'a göre. Ben bir sene yaşadım mı ne yapacağım? Zekat vereceğim. Yani insanın cebinde bir para bir sene durur mu? Şimdi. Bu paranın zekatını verecek miyim ben bir sene sonra? Arkadaş kimin cebinde bu para bir sene durur ya? Bu para gidecek başka para gelecek, o gidecek başka para gelecek, o gidecek başka. Öyle değil mi? Bir para bu seri numarası işte ne şimdi yazıyor burada? D-124-70-07-31 bu durur mu insanın cebinde bir sene yani? Bu paradan bir sene geçmez. Benden bir sene geçecek. Bu paradan bir sene geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Bu para döner dolaşır yani. Önemli olan yapacak olduğu bu hesaplamada o gün itibariyle kira gelirlerinden elinde bulunuyorsa, kiralardan elinde bulunuyorsa onları da hesaba katar ve zekatını verir. Hesap gününden bir gün önce eline geçen kira geliri de hesaba katılır. Ne zaman eline geçtiğinin önemi yok. Önemli olan o gün senin için. Bir gün sonra elde ettiği kira gelirinin zekatı elinde kalacak olursa sonraki senenin hesabına katılır. Diyelim ki 13 zilkadeydi benim günüm. 14 zilkadede kira geldi. O hesaba katılacak mı? Hayır. Niye? Benim zekat günümde para bende değildi. Harcamız hesaba katılmaz. Görüldüğü üzere kira gelirlerinin zekatı şöyle hesap edilmez. Kiradaki bir evimden aylık şu kadar kira alıyorum. Kiradaki bir evimden aylık şu kadar kira alıyorum. Bu evin yıllık kirası şu kadar eder. Öyleyse bu evin kirasından yılda şu kadar zekat vermem gerekir. Böyle bir hesap doğru değildir. Kira geliri sene ortasında elde edilen bir kazanç gibi mevcut mala katılır. Tamam. 36. soru. Bir finans kurumunun kredi kartını kullanıyorum. Belli bir rakamın üzerinde alışveriş yaptığımda banka bana mesaj gönderiyor. Örneğin 80 liralık işleminizde aylık farklı bir komisyon ve %0.99 hizmet bedeliyle 5 taksitle bölerek ödememi sağlıyor. Bu şekilde alışveriş yaptıktan sonra hizmet bedeli adı altında ek bir ücretle bana taksitlendirme yapılması dinen caiz olur mu? Kısa cevap olmaz. Kısa cevap olmaz. Bu işte bir sürü teferruat var. Neden olmaz, ne için olmaz, bunun altında başka hükümler var, teğet mevzular var. Kısa cevap bileceğiniz şey olmaz. Kredi kartı kullanabilir misiniz? Mümkün mertebe kullanmayın. Mümkün mertebe kullanmayın. İlla kullanacaksanız finans kurumlarınınkini kullanın. Bir Troy mevzusu çıktı şimdi. Visa var, Master var, Troy var, Troy kullanın. Kullandığınız zaman mutlaka vaktinde, saatinde borcunuzun tamamını ödeyin. Öyle asgari ödeme falan öyle yapmayın. Ha bak mümkün mertebe zaten kullanmayın tamam. Ama kullanmak haram mıdır? Kullanmak haram değildir. Kredi kartı kullanmak haram mıdır? Hayır, kredi kartı kullanmak haram değildir. Ama ikinci adımda, üçüncü adımda karşınıza haram şeyler çıkar. Kredi kartı kullanmak haram mıdır?
Hayır, kredi kartı kullanmak haram değildir. Onun için kullanmasanız iyi olur diyoruz. Kullanmak haram olsaydı de kullanmayın der. Keser mesela öteki maddelerde yapmayın diyorum mesela. Ama bunda direkt haram değil. Direkt haram olmayan bir şeyi nasıl keser atarsın yani. Efendim hoca efendi işte sözleşme yaparken ödemezsen faiz ödeyeceğim diye imza atıyorsun. Abicim bunu her şeye imza atıyoruz. Evindeki telefon için başvurduğun zamanda da bu imzayı attın. Elektrik başvurusunda da bu imzayı attın. Su başvurusunda da bu imzayı attın. Doğalgazda da bu imzayı attın. Yani yaptığın her şeyde, yaptığın her alışverişte ben bunu vaktinde ödemezsem faiz ödeyeceğim diye zaten imza ne yapıyorsun? Atıyorsun yani bunun olmadığı toplumda bir şey yok zaten. Eğer bu cihetten caiz olmaz dersek o zaman elektrik kullanmak da caiz olmaz, su kullanmak da caiz olmaz, doğalgaz kullanmak caiz olmaz, kimsenin telefon kullanması caiz, hiçbir şey, yani faturalı hiçbir şeyi kullanmak caiz olmaz o zaman. Çünkü faturalı her şeyde zaten bu imzayı atıyorsun. Bu duruma düşmek caiz değildir. İmzayı atmak yapacak bir şey yok, toplumun şartları böyle. Şimdi, ne dedim kredi kartında, mümkün mertebe kullanmayın. Kullanacaksanız, İlla kullanacaksanız mümkün mertebe finans kurumlarınınkini, finans kurumları derken Kasım katılım bankaları, onlarınkini kullanın. Troy tercih edin. Bu da yeni bir seçenek çıktı şimdi. Troy tercih edin. Vaktinde saatinde borcunuzun tamamını ödeyin. Kesinlikle nakit çekmeyin. Vaktinde saatinde borcunuzun tamamını ödeyin. Ve kesinlikle nakit para ne yapmayın? Yani ATM'ye kartı sokuyorsun, oradan para alıyorsun, 20 lira alıyorsun, bir ay sonra 21 lira ödeyeceksin. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Bak öbürüne yapmasanız iyi olur dedim. Buna ne diyorum? Buna kesinlikle yapmayın diyorum. Çünkü o ihtiyattı, olmaması iyi olurdu. Bu haramdır, bu olmaz. Şimdi buradaki uygulama nasıl? Gidiyorsun sen, alışverişi yapıyorsun. Yani esnafla tek olarak, tek slip diyorlar değil mi? Tek olarak fiyatı anlaşıyorsun. Kaç para? 100 lira. Alışverişi yapıyorsun. Alışverişi yaptıktan sonra kurumdan sana mesaj geliyor. Diyor ki istiyorsan işte sen işte %5 ile bilmem neyle bize 110 lira ver, biz bunu 5'e bölelim diyor. Kabul ediyorsan işte bir yaz gönder, evet yaz gönder diyor mesela. Onaylıyorsan evet yaz gönder diyor. Onu ne yapacaklar? 5'e bölecekler. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey caiz olmaz. Şimdi metinden okuyalım biraz. Geri geldikçe açıklamalar yapmaya çalışacağım. Satın almış olduğunuz bir mal, sizin elinizdeyken bir başkası satın aldığınız yere parayı peşin olarak ben ödeyeyim. Siz de bana bunu 6 ay vadeyle bir miktar fazla ödeyin demesi, size faizli bir işlemi teklif etmesidir. Onaylamanız durumunda faizi onaylamış olursunuz. Çünkü bu parayı paraya bir miktar fazlasıyla vadeli satmaktır ki faizin ta kendisidir. Bunu katılım bankalarının yapması onu faizli işlem olmaktan çıkarmaz. Şimdi arkadaşlar, bir malın satışında vade caiz olur. Bir mal vadeli satılabilir ve bir mal vadeli satıldığı zaman peşin fiyatıyla aynı fiyat olması şart değildir. Arkadaş ben bunu peşin 10 liraya satıyorum, ona o 6 ay vadeli 15 liraya satıyorum, ne yapabilirsiniz diyebilirsiniz. Önemli olan en son vade ve fiyatın net olarak belirlenip anlaşılma yapılması. Bunda bir şey olmaz çünkü mal ve para mukabili mal alıyorsunuz. Ama burada anlatılan da araya üçüncü bir kurum giriyor. Ben gittim, diyelim ki şu kalem, kalemi diyorum kaç para bu kalem? 10 lira diyor mesela. Tamam diyorum, ben bu kalemi 10 liraya aldım diyorum. Tamam mı? 10 liraya aldım diyorum. Kartla ödemeyi yapacağım. 10 liraya kalemi aldım. Kartla 10 lira. Sonra üçüncü bir kurum diyor ki, üçüncü bir şahıs diyor ki, ben 10 lirayı vereyim oraya diyor. Bak o mal alıp satmıyor. Ben 10 lirayı vereyim diyor. O ne verdi şimdi? Ne veriyor? 10 lira. Peşin 10 lira vereyim diyor. Sen diyor peşin para veremiyorsun diyor. Sen bana işte 6 ayda diyor 16 lira öde diyor. O şimdi ne yaptı? 10 lira verdi. Söyle. 16 lira alacak. O para satıyor. Bu faizdir. Satıcı dese ki kardeş ben bunu peşin 10 liraya satıyorum. Ben 6 ayda ödeyeceğim. O zaman sana 16 liraya satayım dese bu caiz olur. Niye? Çünkü mal satıyor. Tamam mı? Ama bu para satıyor. Para yani bu mal veriyor 10 lira alıyor veya mal veriyor 16 lira alıyor. Bunda hiçbir müşkil yoktur. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Bak ne dedim? Yani mahalle bakkalından din öğrenilmez. Yani, hocam bu faiz değil mi? Biz bunu faiz biliyorduk. Senin bilmenle din olmuyor kardeşim. Kitaptan aç göster bana. Senin bilmenle, senin zannetmenle, senin beğenmenle, senin uygun görmenle din olmuyor. Ama bu anlattığım seçenekte 10 lira ben vereyim diyor, sen bana 16 lira verirsin diyor. Bu para satıyor. 10 lira peşin, 16 lira
vadeli. Bu faizdir. Şimdi bu kurumda böyle yaparsa, katılım bankası böyle yaparsa bu nedir? Faizdir. Bunun katılım bankası olması bunu işi helale ne yapmaz? Çevirmez. Başka isim vermeleri bunu helale ne yapmaz? Çevirmez. Bilindiği üzere katılım bankalarının ticari işlemleri genelde mürabaha, yani peşin ödeme imkanı bulunmayan kişilere mal temin edip bir, arkadaşlar bir muamele bu yoldan helal olur, bu yoldan haram olur. Bir muamele söyleyin. Bir yoldan anlayın bak şimdi, hani misal veriyorum size. Yolda trafikte gidiyorsun. Kırmızı ışık yandı. Geçersen trafik ihlali yaptın değil mi? Tamam mıyız? Burada yan tarafta bir tali yol var. Işık var mı orada? Yok. Tali yola girdin. Bir kavis yaptın. Geçtin öne, devam ettin. Kırmızı ışıkta geçtin mi? Trafik sana ceza keser mi? Kanunen yasak bir şey yaptın mı? Hayır. Aynı yere gittin, fark etmez kardeşim. Bu yoldan gidersen ihlal ettin, ceza yersin. Bu yoldan gidersen ihlal etmedin, ceza ne yapmazsın? Yemezsin. Dinde de böyle yerler vardır. Bir muamele netice itibariyle aynıdır. Sonuç itibariyle aynıdır. Bu taraftan yaparsan nedir? Yasaktır. Bu taraftan yaparsan nedir? Serbesttir. Tamam mı? Şimdi, murabaha. Katılım bankalarının temel işlem usulü bu. Murabaha. Murabaha. Yani peşin ödeme imkanı bulunmayan kişilere mal temin edip bir miktar kar koyarak vadeli satma yoluyladır. Bakın dikkat edin, demin misal verirken anlatmaya çalıştım. O vatandaş 10 lira verip 16 lira alıyor. O direkt para satıyor. Sorun burada ne? 10 verip 16 alması, para satıyor. Ama mal ve para olduğu zaman iş ne yapar? Değişir. Cinsler değişti. Mal ve para olduğu zaman işler ne yaptı? İş ne yaptı? Değişti. Çünkü cinsler değişti. Bu para veriyor direkt. Direkt para veriyor. Direkt para alıyor. Yani direkt lira veriyor. Lira alıyor. 10 lira veriyor. 16 lira alıyor. 10 dolar veriyor. 16 dolar alıyor. Tamam mı? Bu faizdir. Ama kalem verdi, para aldı. O zaman bu faiz değildir. O ticarettir. Şimdi murabaha. Katılım bankalarının temel işlem usulü bu murabaha. Yani peşin ödeme imkanı bulunmayan kişilere mal temin edip bir miktar kar koyarak vadeli satma yoluyladır. Bu doğru bir sistemdir. Katılım bankası bir malı peşin olarak satın alır, sonra da üzerine bir miktar kar koyup vadeli olarak birine satar. Bunda bir sorun yoktur. Şimdi, diyelim ki benim buna ihtiyacım var. Bu 10 lira. Benim de 10 lira çıkartıp nakit ödemeye gücüm yok. Sana diyorum ki, arkadaşım bu malı sen, cebinde paran var, imkanın var senin. Bu malı sen sana peşin al. Bu satıcı, bu arkadaş satıcı. Bana vadeli satar mısın? Yok, ben vadeli satamam diyorsun. Değil mi? Satmaz kardeşim, Allah Allah. Ben peşin satacağım. Benim de peşin alma imkanım yok. Bu mala da ihtiyacım var. Sende de para var. Ben sana diyorum ki sen bu malı peşin al. Sen malı peşin veriyorsun 10 liraya. 10 lirayı karşıya. Malı ne yapıyorsun? Alıyorsun. Mal artık kimin oldu? Senin oldu. Bana bunu 6 ay vadeli satar mısın? Satarım. Kaça satarsın? İşte 16 liraya satarım. Tamam kardeş, ben sana ayda şu kadar ödemek şartıyla 16 liraya bu malı aldım diyorum. Ben de senden malı satın alıyorum. Buna ne diyoruz? Murabaha diyoruz. Yani sen bu malı satın alıyorsun peşin olarak, sonra diğer kişiye ne yapıyorsun? Satıyorsun. Bak, farkı anladınız değil mi? Netice aynı kapıya çıkıyor. Netice ne oluyor? Neticede bu adam 10 lira aldı. Ben bunu aldım. Sen de benden 16 lira alacaklı oldun değil mi? Neticede aynı kapıya çıkıyor. Ama bu anlattığım sistemde ticaret var. Sen ondan mal aldın, sen bana mal sattın. Bu helaldir. Ama deminkinde, yasak olan da ben ondan mal aldım, sen para sattın. Ben ondan mal aldım, sen ne yaptın? Para sattın. Bu faizdir. Tamam mı? Ama şimdi anlattığımda murabaha dediğimizde sen ondan mal satın aldın, sen bana peşin mal satın aldın, peşin paraya mal satın aldın, bana vadeli mal sattın. Finans kurumlarının, yani katılım bankalarının temel sistemi budur. Bu sistemde bir sorun yoktur. Tamam mıyız arkadaşlar? Sistemi anladınız mı? Murabahayı. Şimdi dikkat edin. Hocam, bu sistemde bir sorun yok mu? Yok kardeş. Bu sistemde bir sorun yok. İslam'da, İslam hukukuna göre Allah katında bunda hiçbir sıkıntı yok. Hocam, o zaman faizli bankalar böyle bir şey yapsa olur mu? Aynı şeyi faizli banka yapsa.
Faizli banka dese ki tamam kardeş ben para vermeyeyim, para satmayayım. Ben de malı aynı katılım bankanın yaptığı gibi yapayım. Ben de malı peşin para satın alayım sonra sana vadeli satayım dese. Anladınız mı arkadaşlar işkali? Tamam. Olur mu? İşlem itibariyle olur. İşlem itibariyle olur. İslemin kendisi bir şey yok. Ama şu var ki bu adam tefeci. Bu adamın kasasındaki, kesesindeki paranın tamamı ne? Haramdan. İşlem itibariyle caiz olsa da kasasındaki, kesesindeki paranın haramdan olması itibariyle caiz olmaz. Sen kazancının, cebindeki paranın, sermayesinin yarısından fazlası haramdandır bildiğin bir adamla ticaret yapamazsın. Kasasında, kesesinde, sermayesindeki malın yarısından fazlası, %50'den fazlası haramdandır biliyorsan, diyelim ki adamın 100 bin lirası var. Bu adamın 51 bin lirası nereden? Haramdan. 49 bin lirası nereden? Helalden. Bu adamla ticaret yapamazsın. Ne müddetçe? Sana verdiği paranın helalden geldiğini bilmediği müddetçe. Biliyorsan ki sana direkt helal parasından veriyor, o zaman yapabilirsin. Bunun dışında bu adamla ticaret ne yapamazsın? Yapamazsın. E şimdi abi bu adamlar tefeci, bu adamların kazancının %98'i haramdan, %99'u haramdan. Bu cihetten yoksa işlemin aslı itibariyle caiz midir? Caizdir. Murabaha olarak caiz midir? Caizdir. Ama şu var ki sermayeleri, yani kasalarındaki keseleri haramdan, kasalarındaki keselerindeki haramdan olduğu için bu adamlarla böyle bir işlem yapmak caiz olmaz. Tamam. Ancak soruda işlem böyle değil. Şimdi murabaha caiz. Ama bizim asıl sorumuzda alışverişi ben yapıyorum. Daha sonra bana mesaj geliyor. Bak nasıl caiz olur dedik. Karşı taraf malı satın alacak. Sen satın alacaksın malı. Bunda öyle değil. Bunda ben malı satın alırım. Ben malı satın aldıktan sonra bana ne oluyor? Mesaj geliyor. Bakın dikkat edin. Mevzuyu anlatırken teğet birkaç mevzuya girdik. Ben malı satın alıyorum. Bana ne geliyor? Mesaj geliyor. Dolayısıyla sen malı satın alıp bana ikinci bir işlemde malı satmıyorsun. Bu böyle değil. Çünkü malı katılım bankası adına değil, kişi kendi adına satın almakta. Sonra da kendisine üzerine bir miktar kar koyarak taksitlendirelim şeklinde mesaj gelmektedir. Bu mesaj şunu ifade ediyor. Dikkat edin. Şöyle kastediyorlar. Adına aldığın malı vekaleten bizim adımıza aldığını varsay ve biz onu sana bir miktar kar koyarak taksitle satalım. Şimdi ben senden bunu aldım. Faturayı benim adıma ne yaptın? Kestin. Kime sattın bu malı? Bana sattın. Katılım Bankası'ndan bana mesaj geliyor. Diyor ki istersen bunu taksitlendirelim. Kasıtları ne? Katılım Bankası'nın kastı ne bununla? Yani sen sanki o malı aslında ilk başta bize ihtiyaç kartları da var. Onlardaki sistem de böyle işliyor. Sen bu malı bizim adımıza almış oluyorsun. Halbuki öyle mi? Abi kendim aldım ben bunu ya. Kurum adına almış ol. Sonra kurum da sana satmış olsun. Anladınız mı burayı? Tamam, biraz karmaşık gibi. Böyle kastediyorlar sanki. Mesaja vermiş olduğunuz cevap bunu ifade etmiş olacak. Kişi satın aldığı malı varsayalım kurumun adına almış olsa o zaman da başka bir sorun var. Şimdi normalde kurumun adına alıp kurumun adına alması caiz olur aslında ama işlemden önce olacak. Şimdi burada sorun ne? Şöyle ki finans kurumu malı kendisi için satın alana onu vekaleten bizim adımıza kendine sat demiş olacağı kişi kendi adına asaleten kurum adına da vekaleten akit yapmış olacaktır ki bu geçerli değildir. Çünkü kişi akdin iki tarafını yani icap ve kabul tarafını üstlenemez, hem satıcı hem de alıcı olamaz. Şimdi burası önemli bir mevzu. Özellikle esnaf arkadaşların karşısına çok çıkacak bir şey. Abdülkadir abi. Esnaf arkadaşların karşısına çok çıkacak bir şey bu. Bir kişinin akdin iki tarafını üstlenmesi caiz değildir. Sadece nikah müstesna. Bir kişinin akdin iki tarafını üstlenmesi caiz değildir. Bir daha söylüyorum. Bir kişinin akdin iki tarafını üstlenmesi caiz değildir. Yani bir kişinin aynı anda hem alıcı hem satıcı olması caiz değildir. Bir kişinin aynı anda hem alıcı hem satıcı olması caiz değildir. Şimdiki buradaki mevzuda eğer kurum adına vekalet mevzusu olsa, şimdi ben diyelim ki kurum malı peşin parayla satın alsa, sonra bana vadeli satsa, bunun ismi neydi? Murabaha. Kurum bunu peşin parayla satın alsa, sonra bana vadeli satsa, bunun ismi neydi?
murabaha, bunda bir sorun yok, bu caizdir. Ama şimdikinde diyor ki, vekaletle yapalım. Sen onu vekaleten benim adıma al. Tamam, ben sizin adınıza vekaleten aldım. Bunda bir sorun olur mu? Burayı anladınız mı? Burada bir sorun yok. Bu öyle değil ama. Bu zaten alışveriş bittikten sonra olan bir şey. Hadi öncesinde oldu diyelim. Vekaleten ben satın alsam. Sonra, Ahmet, sen bana vekil olarak kendine bu malı sat. Bak, benim vekilim olarak ondan al. Onda bir sorun yok. Ama ikinci aşamada benim vekilim olarak kendini de asıl. A kurumunun vekili Ahmet, bir de Ahmet'in kendisi bu malı buna ne yap? Sat. Yani ben satıcının vekili, alıcının asıyla oldum, aslı oldum. Yani aktin iki tarafı benim üzerinde cem oldu. Anladınız mı? İki tarafta kimde? Bende. Satıcının vekiliyim, söyleyin. Alıcının kendisiyim. Böyle bir akit caiz değildir. Tamam mıyız? Bunun pratik hayatta mesela bizim için mesela, hadi bu kurumlarla işimiz yok. Misal olarak söyleyeyim, ben bakkalda çalışıyorum. Ben ne yapıyorum? Bakkalda çalışıyorum. Eve işte deterjan götüreceğim. Orada işte diyelim ki 10 kiloluk deterjan var. Kaç para diyelim ki 100 lira mesela. Zaten bakkalda millete ben satıyorum. Tamam kardeşim, oradan ben onu aldım, torbaya koydum. 100 lira da kasaya koydum. Caiz midir? Hayır, caiz değildir. Ben bakkalda çalışıyorum. Oranın elemanıyım, personeliyim. Tamam mı? Kaç para o deterjan? 100 lira. Koydum kasaya 100 lirayı, aldım onu evime götürdüm. Caiz midir? Değildir. Ne yaptım şimdi burada ben? Bakkala vekil olarak sattım. Kime sattım? Kendime sattım. Yani aktin iki tarafın üzerinde cem ettim. Bu alışveriş fasittir. Yani senin dükkanındaki bir eleman, personel kendi adına satış yapamaz. Kendi kendine mal satamaz. Anladın mı? Senin dükkanındaki bir eleman kendi adına mal ne yapamaz? Satamaz. Kendine mal satamaz. Diyelim ki kendine dükkandaki maldan bir şey kendine lazım. Değil mi? Lazım. Parasını vereyim alayım. Yapamaz öyle. Niye? Sen, ya zaten herkese o satıyor. Ama o kendine yaptığı zaman herkes değil. Kendine yaptığı zaman alıcı ve satıcı tek kişi oluyor. Böyle bir şey caiz değildir. Senden satın alır. Başka birinden satın alacak. Ama illa iki kişi olacak ortada. Alan ve satan olacak ortada. Aktin iki tarafını bir kişinin cem etmesi caiz değildir. Aktin iki tarafı derken alıcı ve satıcı. Alıcı ve satıcının tek kişi olması caiz değildir. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu çetrefilli bir mevzudur. Yani dikkat etmezseniz hayatta çok başımıza gelir yani. Bizde de oluyor böyle. Bizde de böyle oluyor. Yani. Olur, diğer eleman satsın sana. Arkadaş, ben bu deterjanı alıyorum. Kaç para? 100 lira. Al sana 100 lira. Tamam, iyi, tamam olur. İki kişi olacak. Bu arkadaşlar titizlenmesi gereken bir mevzudur. Bizim de başımızda var bu yani. Bu işler illa çok büyük işler olması icap etmez. Tamam? Buna dikkat edin. Anlamadım. Ödemesin. Ödemesin, hayır. Ben ödemiyorum bankaya. Bankaya kefil gösteriyorum sadece. Ben siz esnafsınız, geliyorum ben, malı alıyorum, kaç para? 10 lira, tek silip çektim. Ne demek? Ben bunu bir ay sonra ödeyeceğim, banka da benim kefilim. Ben ödemezsem ondan alırsın, merak etme sen. Ben de gideceğim, bir ay sonra bankaya yatıracağım, o da sana öder. Sen gidiyorsun bankadan, bugün alıyorsun, yarın alıyorsun, ayrı mevzu. Ben sana ne demek? Kredi kartı alışveriş ne demek? Ben bunu sana bir ay sonra ödeyeceğim demek. Banka da benim kefilim, bu adam söz veriyor, bu adam parayı ödeyecek diye. Bu kadar yani. Sen ondan alıyorsun, almıyorsun, ayrı mevzu. Ben bir ay sonra giderim, paramı öderim. Tamam. Ama ne kadar uzak durursunuz o kadar iyi. Bu aktin ilk tarafını cem etme mevzusunu anladınız mı arkadaşlar? Bu yani hayatımızda çok yaygın bir şey. Buna dikkat edelim. Gözden kaçar, gözden kaçınca yani aldığımız mal temiz olmaz, verdiğimiz para helal olmaz, düzgün olmaz. Şimdi vekaleten olsa... Ne dedik? Alışverişi yaptım ben, sonra mesaj geldi. Hani banka adına, işte finans kurumu adına vekaleten almış olayım, sonra kendime satmış olayım. Bu sefer de böyle bir mahsur çıkar karşıya. Kaldı ki kişi satın aldığını kurum adına değil, kendi adına almıştır. Bu durumda kurum mala sahip olmadan vadeli bir satış yapmış olur ki bu da geçerli olmaz. Bazıları
kurumun vermiş olduğu kartla satın alınan her mal o finans kurumu adına satın alınmıştır. Dolayısıyla taksitlendirerek alınan satış yapılabilir demektedir. Böyle bir itiraz olursa. Ya bu kartı sana bu kurum verdi. O kartla aldığın her şey kurum adına vekaleten almışsındır. Sonra kurum sana ne yapar? Vadeli, kurum adına aldın onu. O zaman kimin olduğu mal? Kurumun olduğu. Kurum sana vadeli satabilir diyorlarsa bu da doğru değildir. Çünkü kartla yapılan alımlarda mesaj belli bir oran aşıldığında gelmektedir. Aksi takdirde size mesaj gönderilmiyor. Demek ki o zaman her alınan malı kendi adına almışsın, sen ne yapmıyor? Saymıyor. Belirli bir rakamın üzerindeyse sayıyor. Ayrıca kart çekimini geciktirmesi gibi bazı durumlarda kart hamili satın aldığı tüketim malını tüketmiş olduktan sonra kendisine mesaj gelmektedir. Oysa ortada satış yapılacak mal kalmamıştır. Gittim mesela ben lokantaya yemeği yedim. Kaç para hesap? 500 lira. Misal söylüyorum. Tamam mı? Kartla ne yapacağım? Ödeyeceğim. Kurumun adına mı satın alıyorum ben? Abi yedim bittim. Kendim yedim zaten. Bitti. Hani kurum adına vekaleten almak falan filan öyle bir şey söz konusu değil. Onun için en başta toptan cevap söylemiştim. Böyle bir şey caiz olmaz. Caiz olmamasını açıklamasa dediğinde de başka mevzulara değinmiş oldum. Sekizinci soru. Araba alımlarında 15 aya 0 faiz ya da 20 aya 0 faiz denilip üzerine dosya masrafı da eklenerek satış yapılıyor. Böyle bir satış caiz olur mu? 0 faiz. Ama işlem yapacağın zaman ne söyleyeyim? Dosya masrafı. Böyle bir şey olur mu? Dosya masrafı denince lügattan, kelimeden ne anlaşılıyor? Bu işleri yaparken kırtasiye kullanılacak. O kırtasiyenin masrafı çıksın bu arada. Dosya masrafı denilen rakamla kullanılan kırtasiye malzemesi arasında çok büyük fark bulunmaktadır. Dolayısıyla dosya masrafı sözü hakikaten doğru değil. O dosya masrafı değil. Bundan anlaşılıyor ki dosya masrafı adı altında faiz işlemini uygulamaktadırlar. O nedir o? Ona dosya masrafı deseler de o nedir? Söyleyin. Faizdir. Çünkü o kırtasiyenin parası değildir. Bir de şu var. Madem ki alınan para dosya masrafıdır, aynı kırtasiye malzemeleri kullanıldığı halde satılan arabanın değerine göre dosya masrafı fiyatları neden değişiyor o zaman? 100 liralık araba aldığın zaman, misal olarak söyleyelim, 1 lira dosya masrafı çıkıyor. 500 liralık araba aldığın zaman 5 lira dosya masrafı çıkıyor. Niye? Aynı kağıt değil mi yani? Yani 500 liralık araba aldığın zaman 5 tane mi, ötekine 1 tane kağıt kullanıyorsun, buna 5 tane mi kağıt kullanıyorsun? Tamam mı? Dolayısıyla her ne kadar ismi bunun dosya masrafıysa da bu nedir arkadaşlar? Bu faizdir. Aynı olmaları gerekmez mi? Farklı olmaları maksadın dosya masrafı olmadığını, duyarlı Müslümanları kandırmaya yönelik bir uygulama olduğunu ele vermektedir. Nasıl ki rüşvete hediye denmesi onu rüşvet olmaktan çıkarmıyorsa faize dosya masrafı demek de onu faiz olmaktan çıkarmaz. اِنَّمَا الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِ لَا لِلْاَلْفَاظِ وَالْمَبَانِهِ اِنَّمَا الْعِبْرَةُ İbret, itibar, fil ukud, akitlerde itibar, لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِ Maksatlardır, manalarıdır. Akitlerde ibret nereyedir? Maksadadır, manayadır. لَا لِلْاَلْفَاظِ وَالْمَبَانِ Lafıza değildir, ibarenin binasına değildir. Mesela misal olarak kolay bir şey söyleyeyim. Efendim ben bu kalemi sana hediye ediyorum, sen de bana 10 lira hediye edeceksin. Lafız olarak ne kullandık? Hediye. Bu alışveriştir. Bunda alışveriş hükmü geçerlidir. Her ne kadar hediye lafzı kullanılsa da, lafız olarak hediye telaffuz edilse de, görünen şey ben sana bir mal veriyorum, mukabilinde senden bir şey alıyorum, karşılık alıyorum. Bir şey verip bir şey aldığın zaman bu nedir? Bu alışveriştir. Bunda alışveriş hükümleri geçerlidir. Hibe, hediye hükümleri geçerli değildir. Peki, arkadaşlar bu arada hani geçen soruda da geçti. Finans kurumları dendi ama finans kurumlarına işlemlere göre yani hoca efendiler olur diyorlar ama ben size toptan finans kurumlarından da uzak durmanızı tavsiye ederim.
Yani finans kurumlarının da bu zamanda diğerlerinden pek bir farkı ne yapmadı arkadaşlar? Kalmadı. Hatta pek bir farkı kalmadı demek sözü yumuşatmak olur. İhsan Hoca Efendi, İhsan Bulgur Hoca Efendi bir ders sırasında İstanbul'daydı. Aynı böyle söyledi yani. Diğerlerinden hiçbir farkı kalmadı dedi. Ne dedi? Söyleyin. Diğerlerinden hiçbir farkı kalmadı dedi. Bir mevzu olmuştu. Halil Gönenç Hoca Efendi'ye bir şey sormuştum telefonda. O da aynı sözü söyledi. Diğerlerinden hiçbir farkı kalmadı dedi. Tamam. Hani ben bana bu mevzuda soru soranlara diğerlerinden hiçbir farkı yok diyorum. Uzak durun diyorum. Ama illa yapacaksanız ev alacaksın, araba alacaksın. İlla yapma. Olma kardeşim. Ama illa yapacaksan diyorum. Ara fetvatını. Orada Hoca Efendiler nasıl tavsiye ederlerse öyle yaparsın diyorum yani. Ben yapın, yapabilirsin, şöyle yap demiyorum. Hani cevaz verenler var, hocalarımız cevaz veriyorlar işleme bakarak. Ama genel manada arkadaşlar onların da uygulamalarının içerisinde çok haram olduğu için, onların da kazancında, onların da gelirinde artık çok haram olduğu için uzak durmanızı tavsiye ederim. Ama ve lakin hani İslam bazında mesela murabaha helaldir dedik ya, hani ona binaen olur diyen hocalarımıza göre. Peki şimdi dosya masrafı ne dedik arkadaşlar? Her ne kadar ona dosya masrafı dense de bu nedir? Söyleyin. Faizdir. Peki. Finans kurumlarının uygulamasında araba veya ev alan kardeşlerimizin dikkat etmeleri gereken bu konuyu da burada izah edelim. Şimdi murabaha olur dedik. Diyelim ki ne yapıyorsun? Bir tane araba var orada. Senin peşin para almaya gücün yetmiyor. Gidiyorsun katılım bankasına. Diyorsun ki ben bu arabayı almak istiyorum. Kaç para araba? 1 milyon lira. Ne kadar da ödersin? 12 ay vadeyle öderim. O zaman diyorlar ki işte ayda 200 bin liranın 2400'ü dersin bize. Diyorlar mesela. Onlar 1 milyon lirayı veriyorlar. Arabayı peşin ne yapıyorlar? Alıyorlar. Sonra sen 12 ay vadeyle ayda 200-200 toplamda ne ödeyeceksin onlara? 2400 ödeyeceksin. Bunun ismine söyleyin. Murabaha işlem olarak bu işlem nedir? Caizdir. Peki efendim derse ki tamam. Efendim neydi onun ismi? Biz arabayı 1 milyona aldık. Sana satarız. Ayda 200-200, 2400 lira araba parası ödeyeceksin. İşte 100 bin lira dosya masrafı ödeyeceksin. Efendim 200 bin lira kasko ödeyeceksin. İşte 200 bin lirada ne ödeyeceksin? Sigorta, işte yaşam sigortası ödeyeceksin. Bir sürü şeyler çıkartıyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Bu olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Olmaz. Dosya masrafı? Bak, arabayı 1 milyona aldı, bana 200-200, 2400'e sattı, bu olur. Ama dosya masrafı dedi, söyleyin, bu olmaz. Kasko dedi, bu olmaz. Efendim yaşam sigortası dedi, ölürsen kalırsan biz ne yapacağız dedi. Bana diyor şimdi, bu ne yapmaz? Olmaz. Burada ne yapabilirsiniz böyle bir durumda? Arkadaş bana hiç bunları karıştırma. Otur kendin hesabını yap. Otur kendin hesabını yap. Oturur, hesaplar. Şimdi 200-200, 12 ay vadeli 2400 demişti ya. Der ki bana 250-250, 12 ay vadeyle ne eder? 600 aylıkla 3000 lira ödeyeceksin der. Böyle olur. Eğer dosya masrafıydı, kaskoydu, işte yaşam sigortasıydı, onlar için ayrı bedel çıkartırsa caiz olmaz. Ama onun nasıl hesap yaptığı beni ilgilendirmez. Onun nasıl hesap yaptığı beni ne yapmaz? İlgilendirmez. Onun ölçütleri, kriterleri, hesaplamadaki ölçütleri, kriterleri beni ne yapmaz? İlgilendirmez. Arkadaş ben bu arabayı sana ayda 250 bin lira taksitle 12 ay vadeyle satıyorum dedi mi? Bu alışveriş nedir arkadaşlar? Caizdir. Ama burada başka bir şey çıkar ortaya. Finans kurumlarının uygulamalarında araba veya ev alan kardeşlerimizin dikkat etmeleri gereken bir konuyu da burada izah edelim. Malum olduğu üzere finans kurumu arabayı peşin alıp üzerine kar koyarak size vadeli satar. Bu satışta vadenin ve vade içerisinde ödenecek olan para miktarının belli ve sabit olması gerekmektedir. Ne dedim? 12 ay vadeli ayda 200-200. Vade belli, para belli. İşte şuna göre değişecek, buna göre yok öyle olmaz. Vade belli, para belli. Ayrıca sizden dosya masrafı adı altında bir bedel almaları da söz konusu olmamalı. Kurum illa dosya masrafı da alıyoruz derse, o zaman siz bu masrafın arabanın satış fiyatına eklenmesi ve taksitlendirilmenin bu toplam üzerinden yapılmasını sağlamalısınız. Kardeş beni ilgilendirmez. Adam gibi toptan hesabını yap bana öyle söyle dersiniz. Kalem kalem ayırmayacak öyle. Aksi takdirde biraz önce faizli bankalar hakkında yapmış olduğumuz açıklama bu işlem içinde geçerli olacaktır. Şimdi bu murabahada hani arabayı senden satın aldı ya, İlla direkt böyle satışı üzerine alması bir şey icap etmez. Tamam? Hani satış önce kendi üzerine alacak, sonra bana satacak, bu icap etmez.
Bu yani resmi kayıt ta böyle iki kere el değiştirmesi icap etmez. Mesela ev arsada tapunun başkası üzerinde olması akdin oluşmasını engellemez. Söz gelimi tapu almadan sadece akit yaparak birinin el satın aldıktan sonra onu bir başkasına satsanız, alan da onu bir başkasına satsa, böylece ev birkaç el değiştirirse ve sonra ilk satan tapuyu son satın alana verse caiz olur. Mesela araba sattığımı düşün. Ben araba satıyorum düşündüm. Araba alıp satıyorum ben. Sizden bir araba satın aldım. Arabanın ruhsatını alıyor muyum üzerime? Yok, almadım mesela. Müşteri bulacağım, yarın satacağım arabayı. Hemen sabah sizden arabayı satın aldım, parayı verdim, arabayı aldım. Akşama bu arkadaşı müşteri buldum. Bu arabayı ne yaptım? Sattım. Noter ikinizi çağırdım. Siz satışı ona ne yaptınız? Verdiniz. Bir sorun var mı bunda? Yok. Bu da aynı bunun gibi. Direkt böyle hani senden illa bana geçecek, benden ona geçecek. Bu şart değildir. Bunu anladınız. Tamam. Şimdi bu dediğim mevzuda buna dikkat edin. Başka yerlerde de benzeri şeyler çıkar. Ne dedik? Dosya masrafıydı, kaskoydu, sonra ne, yaşam sigortasıydı. Böyle ilave şeyler talep ederlerse bunlar caiz olmaz. Dosya masrafı faizdir, caiz olmaz. Diğer ikisi sigorta mevzusundan dolayı caiz olmaz. Bunlar caiz olmaz. Ama bunları dillendirmezler. Bunlar beni ilgilendirmez. Bunları hesaba katarlar. Bana öyle bir rakam çıkartırlarsa caiz olur mu? Olur. Ama şu var ki ben dosya masrafı ne yapmadım? Ödemedim. Ben kasko parası ne yapmadım? Ödemedim. Ben yaşam sigortası parası ne yapmadım? Ödemedim demektir bu durumda. Mesela şimdi dosya masraflarını iade ediyorlar. Öyle bir şeyler var piyasada. Değil mi? Bir insan gitse faizli bankadan böyle bir işlem yapmış olsa bu caiz olmaz. Ama ve lakin hadi diyelim ki böyle bir şey yaptı. Dosya masrafını iade mevzusu çıktı. Bu adam dosya masrafını geri ne yapabilir? Alabilir. İyi anlayın bakın. Mevzular, yabancı olduğunuz mevzular. Böyle kafanız karışıyor, farkındayım ama yapabilecek bir şey yok. İyi anlamaya çalışın. Tekrar ediyorum. Bir insan gitti faizli bir bankadan böyle bir şey yaptı. Gitti faizli banka vasıtasıyla araba aldı. Bu nedir? Faizdir, haramdır. Yapmasın. Ama yapmış. Daha sonra kanun çıktı. Dosya masraflarını geri alabiliyorsunuz. Bu vatandaş dosya masrafını geri alabilir mi? Söyleyin. Alabilir. Alabilir. Çünkü haksız yere alınan bir paraydı. İslam'a göre hak olmayan bir paraydı. Onu geri ne yapabilir? Alabilir. Ama finans kurumlarıyla böyle bir şey yaptınız. Sen dedin ki finans kurumuna, kardeş dosya masrafı falan beni ne yapmaz? Bağlamaz. Hepsini aracın fiyatını ekle dedin. Bana araba parası olarak sat dedin. Bana dosya masrafıydı, şu parasıydı, bu parasıydı deme dedin. Ve böyle caiz oldu senin yaptığın işlem. Sen gidip dosya masrafı talep edemezsin geriye. Niye? Çünkü sen öyle bir şey almadın. Sen dosya masrafı olarak ödemedin onu. Sen araba parası olarak ödedin. Zaten dosya masrafı olarak ödeyecek olsaydın faizli işlem olacaktı, caiz olmayacaktı. Faizli işlem olmasın diye dosya masrafı olmasın dedin. O zaman da talep etme hakkın olmaz. Misal daha vereyim. Hani teğet misal vereyim. Hani böyle şeyler herkesin başına gelmez ama bak bu insanın başına gelir. Mesela ben şimdi bakkala gidiyorum. Diyelim ki misal olarak söyleyelim. Orada yumurtalar var. Koli, yumurta kolisi. İçinden ben 10 tane yumurta ne yaptım? Veya şeyde oluyor bu. Ne onun ismi? Bu poğaçacılar, börekçiler var ya. Ne denir ona? Unlu mamuller falan. Gidiyorsun oradan bakıyorsun. Şimdi alıyorsun torbaya koyuyorsun oradan. Tamam mı? İşte 3 tane poğaça aldın, 5 tane simit aldın. Tamam mıyız arkadaşım? Sonra gidiyorsun oraya diyorsun ki ben bunları satın alacağım. Ben bunları ne yapacağım? Satın alacağım. Diyor ki sana, hocam diyor kaç tane poğaça var diyor. Desem ki bana 3 tane poğaça var, 5 tane simit var desem kabul edecek mi? Edecek. Tabii ki edecek yani. Ama caiz olmaz, böyle bir şey caiz değildir. 3 tane poğaça dediğim zaman onun o 3 tane poğaçayı ne yapması lazım? Sayması lazım. 5 tane simit dediğim zaman onun o 5 tane simiti ne yapması lazım? Söyleyin. Sayması lazım. Ben al kardeş sen say diyorum. Ekmek aldım, koydum torbaya. 3 tane ekmek. Bana soruyor kaç ekmek? Buyur kardeş diyorum. Ah say diyorum. 3 ekmek ne yapmıyorum? Demiyorum. Ne yapması lazım onu? Söyleyin. Sayması lazım. Anladınız mı burayı? Tamam. Şimdi işlemi ters çevirelim. İşlemi ne yapalım? Ters çevirelim. Diyelim ki ben gittim bakkala. Tezgahın arkasında yumurta kolileri var. Oradan dedim 10 tane yumurta dedim. Kese kağıdına koydu. Ben saydım yumurtaları. He? Ben yumurtaları saymadım. Ben 10 tane yumurtayı bu şekilde almam caiz olmaz. 10 tane yumurtayı alabilmem için ne yapmam lazım benim 10 tane yumurtayı söyleyin. Saymam lazım. Saymadım.
Hani ben müşteri olduğum zaman adamın gözüne sokuyorum, al say diyorum da şimdi al say onu da diyemiyorum yani şimdi. Aç bakayım sayacağım da ne yapamıyorum? Dur. Bunu anladınız mı? Tamam mıyız? Yani öyle bir hareket edeyim ki ben hem yani adab-ı maaşerete ters olmasın ama yaptığım işlem de helal olsun. Ben şimdi 10 tane yumurtayı ne yapmadım? Saymadım. Yumurtanın tanesi kaç para? 1 lira. 10 tane yumurta kaç para? 10 lira. Ben en son soruyorum, o diyelim ki kese kağıdına koydu. O kese kağıdı kaç para? O torba kaç para diyorum ben. O da diyor ki 10 lira. Tamam mıyız? Bak şimdi artık ben 10 tane yumurta almadım. Ben ne aldım? Ben o torbadakileri aldım. Torbadakilerden torbada 9 tane yumurta çıksa benim nerede benim bir tane yumurta deme hakkım var mı? Yok. Sayılacak. Bilinmezlik var. Bilinmezlik var. Göreceksiniz. Göreceksiniz. İşte göremediğiniz yerde o zaman tartıdan çıkartacaksınız. Bu şu mecmu kaç para diyeceksiniz. Şu mecmu kaç para. Ama o mecmu kaç para dediğiniz zaman da o zaman ne yapar? Dosya masrafı hani iddia edemiyordunuz ya. Niye? Çünkü siz ne dediniz? Arkadaş bana dosya masrafı deme. Arabanın parasına kat dediniz. Bu da aynı onun gibi. Torba dediniz. O torbada. Torbada 11 tane yumurta çıkarsa kardeş bir tane yumurta fazla verdim demeye onun hakkı olmaz. 9 tane çıkarsa benim bir tane yumurtamı eksik vermişsin demeye senin hakkın ne yapmaz? Olmaz. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.